Devlet Başkanı Esed, ülkesinde bulunan kimyasal silahları uluslararası denetime vermeye hazır olduklarını söyledi. Bunu Amerikan tehdidinden dolayı değil, teklif Rusya'dan geldiği için kabul ettiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Rusya'nın önerdiği planı görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldi. Kerry, Suriye rejiminin verdiği sözlerin kendileri için yeterli olmadığını söyledi. Rusya Devlet Televizyonu Rusya 24'e konuşan Esed, ülkesinde bulunan kimyasal silahları sözleşmeyi imzaladıktan bir ay sonra uluslararası denetime vereceklerini açıkladı. Esed, taahhütlerini yerine getirmek için askeri harekat tehditlerinin son bulması gerektiğini söyledi. Kimyasal silahların uluslararası denetim altına alınmasını Rusya önerdiği için kabul ettiklerinin altını çizen Esed, Amerikan tehdidi kararımızda etkili olmadı dedi. Esed, kimyasal silahların uluslararası denetim altına alınması için gerekli belgelerin Birleşmiş Milletler'e gönderildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'e ulaşan belgenin halen tercüme edildiği, belge tercüme edildikten sonra sürecin başlayacağı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov planı görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldi. Kerry, Esed'in kimyasal silahların listesinin 30 günde teslim edilmesinin bir standart olduğunu açıklamasını eleştirdi. Şu anda bu süreçle ilgili rejimin davranışları ve bu silahların sadece bulunması değil, aynı zamanda kullanılması nedeniyle standart diye bir şey yoktur. Suriye rejiminin verdiği sözler bize göre yeterli değildir. Rusya'nın teklifinden beklentilerin büyük olduğunu vurgulayan Kerry, bu bir oyun değil diye konuştu. Beklentiler yüksek. Bunu daha önce konuştuğumuzda da arkadaşım Lavrov'a söyledim. Gerçek olmalı, kapsamlı olmalı, denetlenebilir olmalı, güvenilir olmalı, zamanlaması iyi olmalı ve zamanında uygulanmalı. Eğer uygulanmazsa da bunun sonuçları olmalı. Diplomasinin her zaman Amerikan Başkanı Barack Obama ve yönetiminin ilk başvurduğu şey olduğunu söyleyen Kerry, Obama diplomasinin başarısız olması durumunda güç kullanılmasının gerekli olabileceğini açıkça belirtti diye ekledi. Lavrov ise askeri müdahale seçeneğinden uzak durulmasını sağlayacak bir yol bulunması gerektiğini belirtip, görüşmelerin başarılı geçmesi durumunda ikinci bir Cenevre toplantısının gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 3 aşamada uygulanması öngörülen planında şu maddeler yer alıyor. Suriye, kimyasal silahların üretimini ve kullanımını yasaklayan uluslararası sözleşmeye taraf olacak. Suriye, kimyasal silah stoklarının yerlerini ve silah programının detaylarını açıklayacak. Uzmanlar alınabilecek ayrıntılı önlemleri belirleyecek.